Beşiktaş Enerji Merkezi'nin de direktörü. Bugün daha çok enerji ağırlıklı bir konuşma yapacak. Ve sanırım öncelikle dünkü elektrik kesintisinin nedenlerini bize açıklayacak. Bunu bilmiyorum ama. Fakat eğer enerji konusu aslında yeterince bence zengin ve kapsamlı. Yani çok çok boyutu olan bir konu. Ama eğer olur da vakit kalırsa kendisine kimya ve biyoloji mühendisliği mesleğiyle ilgili genel sorular da sorabilirsiniz sanırım en son. Çok teşekkürler. Can Hoca'ya da teşekkür ediyoruz şu yaptığı için. Evet, teşekkür ederim Fikri Hoca. Şimdi benim genelde slaytlarım bugün İngilizce fakat mümkün olduğunca onları tercüme etmeye çalışacağım. Size biraz bizim üniversitedeki enerji araştırmalarından bahsetmek istiyorum bugün. Şimdi aslında enerji bildiğiniz gibi çok önemli bir konu. Neden önemli bir konu? Şimdi bu grafikte sol tarafta milyar ton petrol eşdeğer rakamları var. Alt tarafta da seneler var. Yani bu dünyanın enerji ihtiyacını gösteren bir grafik. Şimdi bu grafiğe bakarsak dünyanın bir kere enerji ihtiyacının devamlı bir arttığını görüyoruz. Burada değişik renklerle gösterilenler de hangi enerji kaynağının olduğu. Şimdi buraya bakınca mesela tepedeki aslında gördüğümüz siyah alan petrolü gösteriyor. Yani aslında petrol yüzde olarak dünyanın enerji ihtiyacının bayağı bir kısmını sağlıyor. Onun altında gördüğümüz kömür kırmızıyla olan, o da oldukça fazla bir yüzde. Onun altındaki gaz, yani doğal gaz. Alt tarafta da sarı, mavi ve lacivert olanlar yenilenebilir enerji dediklerimiz. Yani bunlar hidroelektrik, nükleer ve biyokütle. Buna şu şekilde de biraz bakabiliriz. 2011'deki mix'i görüyoruz sol tarafta. Kömür, doğalgaz ve petrol. Şimdi bunların hepsini biz toplarsak neredeyse %75 ediyor. Yani bugünlerde dünya enerjisinin %75'ini fosil yakıtlardan sağlıyor. Şimdi 2040'a bakalım. Yani 2040'ta da durum aslında çok farklı olmayacak. Yani yine dünyanın tabii enerjisinin yine %75, %80'i fosil yakıtlar tarafından sağlanacak. Yani bu durum açıkçası yakın bir zamanda değişmeyecek. Bu neden önemli? Yani bu şu açıdan önemli. Fosil yakıtların kullanılması aslında karbondioksit emisyonlarına neden oluyor. Ve bu karbondioksit emisyonlarından dolayı atmosferdeki karbondioksit miktarı devamlı artıyor. Şu anda 400 ppm'e erişmiş durumdayız. Ve bu karbondioksit de bir sera gazı etkisi yapıyor. Bu sera gazı etkisiyle de dünyanın sıcaklığı artıyor. Yani bunun da böyle bir sorunu var. Bir de artık önemli bir konu da enerjinin daha çok aslında gelişmekte olan ülkelerin ihtiyacı olan bir şey haline geliyor yavaş yavaş. Artık mesela birkaç sene evvel Çin Amerika'yı geçti enerji tüketiminde. Enerji tüketimi gelişmekte olan ülkelerde de artmaya devam ediyor. Burada şöyle bir diyagram var aslında, enteresan bir diyagram. Sol tarafta şeyi görüyorsunuz, dünya
kişi başına enerji tüketimini. Sağ tarafta da kişi başına düşen geliri görüyorsunuz. Şimdi böyle bir tabii değişik ülkeler için tabii ki böyle bir grafik hazırlanmış. Tabii en üst tarafta kimler var? Gelişmiş olan ülkeler var. En alt tarafta da gelişmemiş olan ülkeler var. Ortalarda da gelişmekte olan ülkeler var. Fakat ne oluyor? Yani tabii ki gelişmekte olan ülkeler ne oluyor? Bu kişi başına düşen gelirleri geliştikçe artıyor. Yani aslında bütün buradaki ülkeler bu yönde ilerlemeye çalışıyor. Mesela biz ne bileyim 2000 dolardı bilmem 10 sene evvel şimdi 10 bin dolara geldi. Mesela Türkiye'nin kişi başına düşen geliri. Dolayısıyla bu böyle bir şey olduğu için tabii kullanılan enerji de bu şekilde artmaya başlıyor. Yani bu da dolayısıyla enerji tüketimini arttırıyor. Yani enerji tüketimini azaltmamız mümkün değil. Yani bir kere bunu bir kabul etmemiz gerekiyor. Bu dünyanın durumu, bir de Türkiye'nin mesela durumu ne? Bizim için çok önemli aslında enerji. Yani çünkü biz enerji kaynağımız bizim yok maalesef. Burada mesela bakarsak şimdi bu yeşillerle gösterilen bizim enerji üretimimiz. Bu siyahlarla gösterilen de bizim enerji tüketimimiz. Yani biz ürettiğimizden çok daha fazla enerji tüketiyoruz. Bu enerjiyi de ithal ediyoruz. Şimdi buna bakarsak tabii bizim enerji üretimimiz biraz artsa da çok fazla değişmiyor. Fakat tüketimimiz daha büyüme olduğu için devamlı hızlı bir şekilde artıyor. Yani böyle bir projeksiyonlara bakarsanız 2020 yılında yaklaşık 1 milyar fıçı petrole ihtiyacımız var enerji olarak. Yani şu aradaki fark yaklaşık olarak 1 milyar fıçı petrol. Yani petrolün fıçısı işte 60, bugün değişiyor. Şimdi bu aralar biraz düştü 50-60 dolara. Hani 60 dolar derseniz 60 milyar dolarlık bir açığımız olacak. Ve bu parayı işte bir şekilde diğer ülkelere ödememiz gerekiyor enerji satın alabilmek için. Bu tabii önemli bir durum. Yani bizim aslında biraz bir şekilde çalışarak kendi kaynaklarımızı geliştirmemiz lazım. Öyle gözüküyor. Yani o iyi bir şey olacak. Şimdi buradan enerjinin hem ülkemiz için hem dünya için önemini anladıktan sonra gelelim Koç Üniversitesi Tüpraş Enerji Merkezi'ne. Koç Üniversitesi Tüpraş Enerji Merkezi bu enerjinin öneminden yola çıkarak Tüpraş'ın verdiği destekle 2012 yılında kuruldu. Genel olarak amaç Türkiye'nin enerji alanındaki sıkıntılarına çözümler bulmak. Genel olarak böyle bir amacı var. Bu iş için Tüpraş Koç Üniversitesi'ne yaklaşık 10 milyon liralık bir destek verdi. Yani bu üniversitede bir enerji araştırma altyapısının kurulabilmesi için. Daha spesifik amaçlara bakarsak, KÜTEM'in amaçları nelerdir? Tüpraş'la beraber kurulan bir araştırma merkezi olduğu için aslında şu anda yakıt ağırlıklı araştırmalar yapan bir merkez durumunda ve çevre dostu aslında yakıt teknolojileri geliştirerek
bizim enerjideki dışa bağımlılığımızı azaltmak. Bir amaç bu. İkinci amaç, genç bilim adamları için, öğrenciler için dünya çapında araştırma imkanları yaratmak. Ve öğrencileri ve bu bilim adamlarını endüstrideki işler için hazırlamak. Bunu yaparken de ortaklaşa araştırma, uluslararası ortaklaşa araştırma projeleri geliştirmek, bunlarda faaliyet göstermek. Türkiye'nin eksikliklerinden bir tanesi üniversite ve sanayi işbirliği. Merkezin amaçlarından bir tanesi de bu eksik olan üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek, en azından enerji alanında. Ve bunun yapılabilmesi için de sürdürülebilir bir ortam yaratmak gerekiyor ve bu merkezin ana amaçlarından biri de o. Ve en sonunda bütün bunları yaparak da Türkiye'deki enerji endüstrisinin dünyada daha iyi rekabet etmesini sağlamak, işte yeni iş imkanları yaratmak, bir takım buluşlar yapmak, ondan sonra bu buluşları markete götürebilmek falan gibi bir takım amaçlarımız var. Şimdi ne tip alanlarda çalışıyoruz dersek, burada tabii bunu bir şey olarak bakarsanız aslında güzel bir küp ve bunun üzerinde enerjiyle alakalı bir sürü şey var. İşte chemical, nuclear, world, electricity, earth, source, cost falan filan. Yani aslında şu açıdan güzel, yani enerji alanı aslında inanılmaz geniş bir alan. Fakat biz şu anda yakıt ağırlıklı bir araştırma merkezi olduk ve 3 değişik alana konsantre olduk. Birincisi, bu fosil yakıtlar alanında çalışıyoruz. Fosil yakıtlar derken de genel olarak ham petrolün rafine edilmesi üzerine bir takım projelerimiz var. Bunun aslında tabii böyle olması doğal. Çünkü Tüpraş iş olarak yaptığı şey zaten ham petrolün rafinasyonu ve bundan işte bir takım ürünler elde etmek. Dolayısıyla biz burada tabii Tüpraş'la birçok beraber proje yürütmekteyiz. Aynı zamanda şu biyoyakıtlar konusu da bizim için çok önemli. Okulda, üniversitemizde yani kuvvetli bir biyoteknoloji ve biyoloji birikimi var. Bu alanda çalışan çok kıymetli hocalarımız var. Ve biyoyakıtlar da ileride anlatacağım biraz daha sonra oldukça önemli bir alan. Çünkü biyoyakıtlar fosil yakıtlar gibi değil. Yenilenebiliyorlar. Yenilenebilir bir yakıt. Biz de burada yosunlardan biyodizel ve biyoetanol elde etme üzerine çalışıyoruz. Bu daha ticari bir alan değil, daha teknoloji geliştirilme aşamasında ve biz de bu şekilde dünyadaki bu gelişime bilimsel katkı yapıyoruz. Şimdi bir de üniversite olarak tabii biraz daha Tüpraş'ta uzun vadeli düşünmemiz gerekiyor. Yani şimdi petrol bittiği zaman ne yapacağız? Yani şimdi petrol biterse Tüpraş kapanacak. Yani bizim enerji merkezini tabii kapatmamız söz konusu değil diyelim bundan 60-70 sene sonra. Enerji alanında devam etmeye istiyoruz yani. Devam edeceğiz. Bunun için de güneş yakıtları diye bir alanımız var. Bu oldukça yeni bir alan.
mesela o kadar yeni ki, mesela Amerika'da da mesela yaklaşık 2-3 senedir devam etmeye başlamış bir alan. Buradaki amaç da aslında yakıt elde etmek ama yakıtın kaynağı güneş, su ve karbondioksit. Yani fosil yakıtlar değil. Ve dolayısıyla buna da güneş ışığını kullanarak sudan ve karbondioksitten hidrokarbon elde ettiğimiz için buna güneş yakıtları diyoruz. Şimdi biraz projelerden bahsetmek istiyorum. İlk önce nedir? Petrol rafinasyonu dediğimiz şey. Aslında hayatımızda çok önemli bir yer tutuyor petrol rafinasyonu. Yani şu anda mesela bakarsanız oturduğunuz koltuklar mesela hepsi petrolden yapılıyor. Şu halılar petrolden yapılıyor. Giydiğimiz şeylerin bir kısmı sentetik petrolden yapılıyor. Şu tepedeki her şey, yani bir plastik dünyasında yaşıyoruz aslında. Yani bütün bunlar bu ham petrol denen şeyden üretiliyor. Yani bu ham petrol aslında bir rafineri dediğimiz aslında böyle bir şey. Bir şey geliyor, ham petrol geliyor bu rafineriye. Ve ondan sonra bu ham petrol dediğimiz şey acayip karmaşık bir karışım. İçinde yüz binlerce komponent var. Bunlar rafineriye giriyor, bu ham petrol. Ondan sonra böyle bir büyük bir kolona giriyor. Ve bu kolon bu komponentleri kaynama noktalarına göre ayırıyor. Basit olarak rafineri bundan ibaret. Şimdi burada kaynama noktası düşük malzemeler var ve aşağıya doğru gittikçe de kaynama noktası artıyor. Şimdi buraya bakarsak mesela LPG var en yukarıda. Burada C5 ve C9, C5, C9 dediğimiz içindeki komponentlerin karbon sayısı. Biraz hani kimya okuyanlar o zaman hani onu biraz daha iyi anlayabilir. Şimdi bu C5 ve C9'dan kimyasallar yapılıyor. Bu kimyasallar daha sonra işte değişik ürünlere dönüştürülüyor. Bu arabamıza koyduğumuz benzin. Biraz daha kaynama noktası arttı mı uçağa koyduğumuz kerosen, yani jet yakıtı dediğimiz şey. Biraz daha kaynama noktası arttı mı dizel yapıyoruz. Bunu da tabii arabalarda kullanıyoruz, trenlerde kullanıyoruz. Biraz daha kaynama noktası bunlar mesela yağlar. Sonra bu fuel oil dediğimiz şey. Bunu da fabrikalarda, ondan sonra işte gemilerde yakıt olarak kullanıyoruz. Sonra da en alttaki kalana da çok ağır oluyor bu. Bundan da işte asfalt yapıyoruz, bitüm. Ondan sonra işte damlara sürüyoruz. Yani gördüğünüz gibi tabii günlük hayatımızı etkileyen birçok şey bu rafinasyon sonucu elde ediliyor. Aslında rafineri biraz daha karmaşık bir şey aslında. O size basit. Tabii bu şimdi biraz daha karmaşık bir resim. Oradaki gösterdiğim size şuydu. Bu atmosferik distilasyon kolonuydu. Ham petrolün girdiği. Ondan sonra tabii o çıkan ürünler oradan daha birçok prosesten geçirilip son hale geliyor. Aslında çok karmaşık bir fabrika. Rafineri. Bu da sadece onun içindeki bir ünite dediğimiz katalitik hydrocracking dediğimiz bir ünite var. Bu ünitede, rafineride mesela ağır ürünlerin ince ürünlere dönüştürüldüğü çok karlılığa neden olan bir ünite. O bile birçok değişik prosesten oluşuyor. Yani burada mesela bir reaktör var. Bu reaktörün içinde katalizörler var. Ondan sonra burada bir takım ayrıştırıcılar var. Başka bir reaktör sistemi var. Bir ayrıştırma prosesi var. Burada yine bir ayrıştırma prosesi var. Bir sürü pompalar var. Ondan sonra işte bir sürü vanalar var. Isı eşanjörleri var. Falan filan.
Yani gördüğünüz gibi oldukça önemli bir şey. Ve artık tabii ki yani bunların kontrolleri bugün işte bir takım özel geliştirilen yazılımlarla falan yapılıyor. Şimdi biz o zaman bu alanda neler yapıyoruz? Mühendisler olarak aslında. Şimdi burada bir bu süreçlerin optimizasyonu ve kontrolü için süreçler geliştiriyoruz. Yani yazılımlar geliştiriyoruz ve bu geliştirilen yazılımlar TÜPRAŞ tarafından sahada uygulanıyor. Bir şekilde buradaki proseslerin, süreçlerin verimlerini arttırmak için katalizör denen malzemeler geliştiriyoruz. Bunlar bazı süreçleri hızlandırıyor. Bu şekilde karlılığı arttırıyor. Aynı şekilde çevreye olan emisyonları azaltmak için de adsorban denilen malzemeler geliştiriyoruz. Ondan sonra burada tabii şu gördüğünüz aslında da rafineri. Ve burada ayrıştırma, yani karışımları ayrıştırma prosesleri çok önemli. Çünkü bunlar çok enerji isteyen prosesler. Onun için yeni ayrıştırma prosesleri geliştiriyoruz bu şeyler için. Yeni aynı zamanda bir takım reaktör konfigürasyonları da geliştiriyoruz. Bunlar aynı zamanda mesela donmayan asfalt üzerine çalışmalarımız var. Mesela asfaltın içine ne gibi bir takım maddeler katarak onun mesela kışın donmasını engelleyebiliriz. Bu şekilde işte bir takım kazalara falan filan engel olabiliriz. Bu örnek olarak biraz daha şimdi detaya gireceğim. Mesela bir doktora öğrencimizin resmini görüyorsunuz. Hasan Şıldır yeni mezun oldu. TÜPRAŞ'la beraber bir fluid katalitik cracking ünitesinin dinamik modellemesini yaptı tez olarak. Ve burada da o ünitenin bir diyagramını görüyorsunuz. İşte bu ünitenin birçok şeyinin kontrol edilmesi gerekiyor ki burada çıkan ürünlerden elde edilen karın maksimize edilebilmesi için. İşte Hasan bir model geliştirerek buradaki işte sıcaklığı, basıncı, rafineride gelen şarja göre ne olması gerektiğini anlayabilecek, belirleyebilecek bir program geliştirdi. Ve karlılık için optimum şeyleri buldu, koşulları. Tabii aynı zamanda bunu yaparken de bu şey güvenlik çok önemli ve bir şekilde de daha flexible bir şey yaptı, program geliştirdi. Bu işte bir takım sonuçlar işte burada nasıl değiştiğini çok onların içine girmem gerekmiyor. Fakat bu simülasyonlar ve optimizasyon bu ünitelerin veya rafinerinin tamamının birçok hocamız hem endüstri mühendisliği bölümünde mesela hem kimya ve biyoloji mühendisliğinde üzerinde çalıştığı projeler. Bu da başka bir demin bahsettiğim hidrokraker ünitesi. Bu da İbrahim Şahin diye bir master öğrencimiz. O da bu projede çalıştı ve sonra şimdi doktoraya devam ediyor yine burada. Bu da rafinerinin en karlı ünitesi. Burada çok ağır bir şarj veriyorsunuz bu üniteye. Ondan sonra bu ünite, bu ağır şarjın satsanız çok ucuza satacaksınız. Alıyor bu ünite bu ağır şarjı, onu ince ürünlere dönüştürüyor. Yani ne gibi ince ürünlere? Ana olarak jet yakıtına. Jet yakıtı çok pahalı. Dolayısıyla çok ucuz bir ürünü çok karlı, çok pahalı bir ürüne dönüştüren bir ünite. Dolayısıyla çok karlı bir ünite ve dolayısıyla bunun iyi bir şekilde operate etmesi ve
karlılığı tabii maksimize etmemiz gerekiyor. Şimdi burada önemli bir şey, bu reaktörlerin içinde katalizörler var. Bu ince ürünlere dönüştürmeyi yapan aslında katalizörler, belirli sıcaklık ve basınçta. İşte bu projede aslında değişik katalizörler geliştirdik. Ve aslında neticede de mesela şu laboratuvarımızdaki o hidrokraker ünitesini görüyorsunuz. Yine Tüpraş'la beraber çalıştık. Bu giren mesela şarj, bu da çıkan ince ürün mesela. Gördüğünüz gibi bu bundan daha açık renkli. Bunun nedeni de işte daha ince ürünler olması. Burada da gördüğünüz şey, 3 tane mesela değişik katalizör var. TK1, ondan sonra bu TK2, aslında bu da süperkritik depozisyon yöntemiyle. Bu TK1 aslında şey, ticari bir katalizör. Yani neticede aslında buradan gördüğümüz şey, bizim üniversitede geliştirilen katalizörler, bu Tüpraş'ın kendi rafinerisinde kullandığı ticari katalizörlere nazaran daha aktif. Yani onun için mesela çok sevindik. Şimdi Tüpraş mesela bir patent başvurusu hazırlıyor bu konu üzerine. Yeni bir projemizde bunu da yapan doktor profesör Alper Uzun. Mesela burada da bir takım şeyler, aditivler geliştiriliyor. MTB diye bir madde var. Bu bir sorun. Şu anda dışarıdan ithal ediliyor. Biz şimdi bu rafinerideki ara ürünlerden bir takım yeni şeyler üretebilir miyiz daha ucuz? Ne kullanabiliriz mesela? Gliserol. Gliserol çok ucuz bir madde. İşte bu da rafineride izobütin dediğimiz bir kimyasal var. O da bol miktarda. Bunları react ettirerekten yeni bir takım eterler acaba yapabilir miyiz? Ve işte bu şekilde de bir projemiz devam etmekte. Bu projede de birkaç tane öğrencimiz çalışıyor. Bu şimdi size biraz fosil yakıtlar alanında yaptığımız çalışmaları göstermesi açısından yeterli diye düşünüyorum. Bir sonraki şeyimiz biyoyakıtlar. Biyoyakıtlar çok önemli. Neden önemli? Biyoyakıt nedir? Değişik biyokütlelerden elde edilen yakıtlara biyoyakıt deniyor. Bunlar tabii bitki ve bitki gibi malzemeler. Biyoyakıtlar katı olabilir. Mesela tahta, değil mi? Ağaçlar. Ondan sonra sıvı olabilir, gaz formunda olabilir. Bunların tabii en önemli şeyi yenilenebilir. Ve yenilenebilir tabii olduğu için de bu küresel ısınmaya neden olmuyorlar. En büyük avantajları o. Bundan dolayı tabii enerji dışa bağımlılığını azaltabilecek bir alan. Dünyanın şu anda %3'ü neredeyse biyoyakıt. Bu transportasyon için kullanılan yakıtların %3'ü biyoyakıt. Ama işte bu artacak ileride. Şimdi değişik olarak burada görürseniz değişik biyokütleler var burada. Bir kullanılmayan kaynaklar var. Bir de işte yetiştirdiğimiz kaynaklar var. İşte bunlar nişasta ve şeker kropları. Ondan sonra işte bir takım bitkiler. Bir takım yağ bitkileri falan filan gibi. Burada da bir takım şeyler var. Kullanılmayanlar, mesela orman atıkları, ondan sonra endüstriyel atıklar, bir de tarım atıkları. Şimdi biyoyakıt kullanılıyor. Biyoyakıtlarda şöyle, birinci jenerasyon biyoyakıtlar var. Birinci jenerasyon biyoyakıtlar iki tane. Bir tanesi etanol. Yani bu etanol dediğimiz şey iki tane kaynaktan yapılıyor. Bir tanesi mısır. Mısır'dan etanolu yapan Amerika Birleşik Devletleri. Diğeri ise şeker kamışı. O şeker kamışından da etanol yapan genelde
Brezilya. Şimdi bu da gördüğünüz nasıl yapıldığı, işte bir biyokütle, bir fermentörler oluyor. Bu mikroorganizmalar bu biyokütleyi işte etanola çeviriyor. Genel olarak Brezilya ve Amerika Birleşik Devletleri bu alanda başı çekiyor. Şimdi Amerika'da etanol benzine %10-15 oranında karıştırılıyor. Brezilya'da neredeyse yakıt olarak sadece etanol kullanıyor. Başka bir şey kullanmıyor. Bütün arabalarını falan filan motorlarını öyle bir değiştirmişler ki etanolla çalışıyor bütün arabaların hepsi. Biyodizel dediğimiz başka bir yakıt. Biyodizel de bu yağlardan yapılıyor. Yağları alıyorsunuz, bir takım kimyasal reaksiyonlara tabi tutuyorsunuz. Metanolla tepkimeye sokuyorsunuz ve onun sonunda da bir biyodizel elde ediyorsunuz. Bu biyodizeli de genellikle Avrupa Birliği kullanıyor. %53'ü Avrupa Birliği'nde üretiliyor. Ve bu da dizel enjinler, dizel motorlarında işte şu andaki petrolden üretilen, demin gösterdiğim gibi dizelle karıştırılaraktan kullanılabiliyor belirli bir yüzdeye kadar. Şimdi bu tabii güzel bir şey gibi gözüküyor, yenilenebilir enerji falan filan. Fakat şöyle bir takım problemler var dünyamızda. Sağdan soldan bir takım şeyler toparladım. Bu mesela bu gördüğünüz şey Mısır'ın fiyatı. Şimdi Mısır'ın fiyatı gördüğünüz gibi artmakta. Mısır'ın fiyatının artmasının nedeni çünkü Mısır'a bir ihtiyaç olması. Bu ihtiyaç da Mısır'dan yakıt üretmek için. Yani neticede yakıtla gıda birbiriyle kompetisyon halinde. Burada da onun için şeyler var işte, bir takım karikatürler var. Bu adam mesela bu çocuğa diyor ki, bana diyor o mısırı ver diyor, arabamı çalıştırmam lazım. Ondan sonra burada aç insanlar var. Bu adam da diyor ki, üzgünüm, bu dünyayı kurtarmamız gerekiyor. Çünkü arabasına işte mısırdan üretilmiş etanol dolduruyor. Bir de burada da en son Avrupa Birliği tarafından hazırlanan bir kitap var. Adı da Driving to Destruction, yani bu sürmek, destruction'a ilerlemek. Bu da aslında bu biyoyakıtların karbon emisyonları ve toprak üzerindeki etkilerini anlatıyor ve oldukça tabii negatif. Hatta bu kitap çıktıktan sonra devamlı bu biyoyakıt yüzdeleri azaltılmaya başlandı. Onun için yapılması gereken şey aslında bu biyoyakıtı yenilmeyen kaynaklardan yapmak. Yani gıdayla yakıtın birbiriyle rekabet etmemesi gerekiyor. Böyle kaynaklar var tabii. Yani bunlar ne olabilir? İşte yenilemeyen yağlar, lignoselülozik malzemeler veya işte şeyler, orman atıkları falan. Fakat başka bir kaynak daha var. Son yıllarda biraz öne çıkıyor. Bu da aslında bildiğimiz yosunlar. Yani yosunlar bir nevi bir çeşit mikroorganizma. Genel olarak tabii denizde bulunuyor. Yani su gerekiyor. Bunlar yeşil, klorofil var içlerinde. Ve bunlar güneş enerjisiyle büyüyorlar. Havadan karbondioksiti alıyorlar. Ve ondan sonra o havadaki karbondioksiti ve suyu güneş enerjisi kullanaraktan şekerlere dönüştürüyorlar. Ve ondan sonra da ondan da yağ yapıyorlar. Ve dolayısıyla bu acaba yosunlar kullanılabilir mi diye düşünüyor insan. Aslında
Şöyle de bir şey var enteresan. Burada bir şey görüyorsunuz. Bu yosunların nasıl bir su birikintisini kapladığını. Yani tamamıyla su bu şekilde inanılmaz miktarda bir yosun istilasına uğramış. Şimdi aslında bu gördüğünüz şey aslında bir takım çalışmalara göre biraz petrolün de bu şekilde yani kullandığımız fosil yakıtlarının da yani fosil kaynaklarının da aslında bu şekilde oluştuğunu aslında söylüyor. İşte mesela milyonlarca yıl evvel böyle bir su birikintisinin üzerinde böyle bir yine yosun istilası oluyor. Daha sonra bu yosunlar dibe çöküyor. Ondan sonra bunlar dibe çöküyor. Sonra bunların dibe çöken bu yosunlar degrede olmaya başlıyorlar yavaş yavaş. Ondan sonra bunlar çamurla kaplanıyor bir tabaka. Tabii sonra bir tabaka daha, bir çamur ondan sonra kayaya dönüşüyor yavaş yavaş zamanda, basınç altında falan filan. Ve neticede bu organik malzeme sonunda böyle bir yağ ve gaz karışımına dönüşüyor. Ve aslında bizim bugün petrol diye toprağın altından çıkarttığımız şey aslında milyonlarca yıl evvel oluşmuş yosunların degrede edilmiş hali aslında. Yani o zaman acaba bizim milyonlarca yıl beklememize gerek var mı? Acaba biz bu yosunları mesela bir takım kontrollü ortamlarda üretip bir şekilde onları pat diye yakıta dönüştürebilir miyiz? Yani bir petrole. Yani aslında süper bir şey olur tabii böyle bir şey olsa. Yani böyle şeyler olabiliyor aslında. Mesela bu Department of Energy Pacific Northwest National Laboratory'da 18 Aralık 2013'te yapılmış bir deneyin sonucunu gösteriyor. Şu gördüğünüz yosun su karışımı ve şu gördüğünüzde bu yosun su karışımını bir şekilde bir takım süreçlerden geçiriyorsunuz çabuk bir şekilde ve böyle bir petrole benzer aslında bir yakıt elde ediliyor. Ve ondan sonra bu petrole benzer yakıtı da işleyip rafineride işlediğiniz gibi bizim şu anda kullandığımız jet yakıtına, dizele çok benzer yakıtlar elde edilebiliyor. Yani bu Amerika'da Enerji Bakanlığı'na bağlı bu Pacific Northwest National Laboratory'da yapılmış bir çalışma. Yani milyonlarca yıl alan doğal bir prosesi laboratuvardaki bir takım buluşlarla siz patladanak dakikalarda yapabiliyorsunuz. Yani o zaman ne olacak? Belki siz bu yosunları bir yakıt kaynağı olarak kullanabilirsiniz. Mesela burada görüyorsunuz Hawaii'de çok büyük yosun havuzları. Şunlar algilerin ufak mikroorganizma hali. Bu da çok büyük yosun havuzları mesela. Burada büyütüyorsunuz bu yosunları. Ondan sonra da bunları böyle patlatarak bir takım süreçlere tabi tutarak da ham petrolü çevirebiliyorsunuz. Şimdi bizim ülkemiz için de bunun çok önemli olduğunu aslında düşünüyoruz. Çünkü bu bizim kendi yapabileceğimiz bir şey. Bir yerden bir şey ithal etmemiz gerekmiyor bu enerjiyi elde etmek için. Onun için bayağı bu konuda Koç Üniversitesi Tüpraş Enerji Merkezi'nde çalışmalar yapıyoruz. Burada yaptığımız çalışmalar, şu işte bizim Ehsan diye bir doktora yapan bu konuda arkadaşımız, öğrencimiz. Burada yaptığımız şey, yosunları bir takım genetik modifikasyonlara tabi tutaraktan
bunların yağ üretimini arttırmayı hedefliyoruz. Ondan sonra bunlar, bu gördüğünüz şeyler fotobiyoreaktörler, yani ışık alan biyoreaktörler. Bu yeni bir takım fotobiyoreaktörler geliştiriyoruz. Ayrıca bu yosunlardan demin anlattığım gibi işte yağın ekstraksiyonu ve yakıta dönüşmesi alanında birçok süreçler geliştiriyoruz. Ve aynı zamanda bu yosunlardan bir de biyoetanol yapmaya çalışıyoruz. Bu da biyoyakıtlarda fokus olduğumuz alan. Son olarak da üzerinde çalıştığımız alan da güneş yakıtları aslında. Şurada bir diyagram görüyorsunuz, grafik var. Şurada seneleri görüyoruz. Burada da üretim. Şu sarı gördüğünüz şey orada fosil, değişik fosil yakıtlar. Burada gaz var. Ondan sonra işte petrol var, kömür var. Yani bunlar aslında, biz bunların şeyine yakınız şu anda, peak üretimine, bunlar zamanla bitecek. Bunlar bitince ne yapacağız? Yine yakıta ihtiyacımız var. Şimdi dolayısıyla 100 sene sonra biz acaba ne yapabiliriz? Şöyle bir şeyler yapabilir miyiz? Ne var ortalıkta? Su var. Ondan sonra atmosferde karbondioksit var. Atmosferdeki karbondioksiti su kaynağı, karbon kaynağı. Suyu da hidrojen kaynağı olarak kullanıp hidrokarbonlar yapabilir miyiz? Yani aslında bunu kim yapıyor biliyor musunuz? Bunu bitkiler yapıyor. Fotosentez dediğimiz şey zaten bu. Fotosentez dediğimiz şey havadaki karbondioksitten ve topraktaki sudan bitkiler fotosentez yöntemiyle hidrokarbon yapıyorlar zaten. Değil mi? Şimdi biz, ama burada sorun var. Bu çok yavaş oluyor. Bu çok yavaş oluyor. Yani düşünün, bir bitkinin büyümesi. Yavaş yavaş yavaş. Çok yavaş oluyor. Biz acaba bunu daha hızlı yapabilir miyiz? Bir de şimdi bitki büyüdükçe o aldığı enerjinin büyük bir kısmını tabii o metabolizmini şey yapmak için kullanıyor. Biz şimdi bunu daha hızlı yapabilir miyiz? Yani o zaman bu ne oluyor bu alan? Fotosentez, fakat buna suni fotosentez diyoruz. Yani şimdi bu oldukça önemli bir alan. Bizim tabii üniversite için de oldukça iyi bir alan. Dediğim gibi biyoloji, biyoteknoloji, bu konuda çok bilgi ve birikimimiz var, birçok hocamız var. Bu suni fotosentezi kullanaraktan hidrojen, ondan sonra veya metan, ondan sonra metanol yapabilir miyiz? Bir şeyimiz de bu, bir alanımız da bu. Şöyle mesela bir şey düşünebiliriz, bir malzeme düşünebiliriz. Bu bir nano boyutlarda bir malzeme. Bu nano boyutlardaki malzeme güneş ışığını alacak ve ondan sonra onun da yüzeyinde bir kimyasal reaksiyon olacak. Bir şekilde bu kimyasal reaksiyondaki su hidrojen ve oksijene dönüştürülecek. Ondan sonra da bu hidrojen de yakıt olarak kullanılacak. Burada böyle bir hayali bir şey görüyoruz. Ünite. Yani böyle bir şey yok şu anda dünyada aslında. Böyle bir hayal edilmiş bir şey. Bu hayal edilmiş malzemede, bu şeyde, cihazda bir şekilde su hem hidrojene hem oksijene ayrılıyor. Bu güneş ışığı kullanarak da. Ondan sonra hidrojen de yakıt olarak kullanılıyor. İşte biz bu tip cihazlar geliştirmek istiyoruz. Yani bu tabii oldukça hani güzel bir alan. Böyle bir cihaz yok dünyada şimdi. Tabii yaparsanız siz ilk yapacaksınız bunu. Yani çok güzel bir şey. Yani burada işte suyu hidrojen ve oksijene ayrıştırılabilen fotokatalistler geliştirmek önemli. Yeni
güç cihazları geliştirmek bu teknolojiye ondan sonra dayanan ve işte suni fotosentezi anlamak ve onu laboratuvarda veya büyük ölçekte taklit etmek ve daha iyileştirmek. Bir de üniversitedeki Koç Üniversitesi Tüpraş Enerji Merkezi olarak da değişik enerji, bu yakıt dışında değişik alanlarda da projelere destek veriyoruz enerji alanında. Mesela burada bunu koydum çünkü enerjinin en azından değişik bölümler tarafından benimsendiğini biraz göstermek için. Hani burada kimya ve biyoloji mühendisliği var, makine mühendisliği var, makine mühendisliği, kimya var, endüstri mühendisliği var, industrial relations, international, uluslararası ilişkiler var. Yani hani oldukça ilginç. Şimdi burada mesela bazı hocalarımız enerji verimliliği haritasını çıkardı Türkiye'de. Ondan sonra mesela Seda Keskin hocamız karbondioksiti ayrıştırmak için, bu tabii küresel ısınmayla ilgili bir proje mesela. Bu karbondioksiti ayrıştırmak için bu MOF denilen bir takım yeni nano yapılı malzemelerin geliştirilmesi üzerine bir proje. Bu İpek Başdoğan hocamızın yaptığı da mesela bir takım piezo elektrik malzemeler kullanarak enerji üretebilmek. Bunlar mesela işte binalarda, dışında, içinde, muhtelif yerlerde kullanılacak ve titreşecek rüzgarla falan ve enerji üretilecek. Bu mesela güneş hücreleri geliştirme üzerine. Bildiğiniz gibi güneş hücreleri, güneş panelleri görüyoruz sağda solda. Fakat işte bunlar şu anda biraz hem pahalı hem de bir takım sorunları var, dayanıklılık gibi. Uğur Ünal ve Funda Acar hocamız da yeni bir takım güneş hücreleri geliştirme üzerine çalışıyorlar. Demircan hocamız da hidrojen depolamak için, hidrojen normalde işte bir takım metal tüplerde depolanıyor ve bu tüpler zamanla eskiyor, içlerinde bir takım krakler oluyor ve patlayabiliyorlar. Ve bunların kontrolü için bir takım araştırmalar yapıyor. Sonuç olarak aslında şöyle bir şeye bakabiliriz. Yani şu Koç Üniversitesi Tüpraş Enerji Merkezi, üçe ayırdık. İşte bu fosil yakıtları, biyo yakıtlar, güneş yakıtları. Bunlar da aslında çalıştığımız alanlar. İşte bu MOF dediğimiz nano yapılı malzemeler, adsorbanlar, süreç tasarımı ve geliştirilmesi, yakıt pilleri, fotokatalistler, bu yosunlar, yalıtım, ısı yalıtımı, suni fotosentez, katalizörler, fotobiyoreaktörler, karbondioksit ayrıştırma, küresel ısınmaya çare olarak, elektrokatalizörler, aerojeller, membranlar, ayrıştırma süreçleri önemli, kontrol, hidrojen depolama gibi alanlarda birçok projemiz var. Ve her günde bu projelere yenileri ekleniyor. Son olarak da işte bir daha fazla bilgi istiyorsanız şöyle bir web sitemiz var, ona girebilirsiniz. Bu biraz eski resimler aslında da şu KUTEM'in bu planı şimdi aslında tamamlandı. Çok açıkçası güzel bir laboratuvar oldu. Fen bilimleri birinci katında, oralarda dolaşıyorsanız bir tane zaten tabelası var, Koç Üniversitesi Tüpraş Enerji Merkezi diye. Bir kafanızı sokup bakabilirsiniz. Bir öğrencilerine davet ediyoruz bizimle çalışmaya.
bu projelerde birçok lisans öğrencisi de bu projelerde çalışıyor. İlginizi çekiyorsa sizi de bekleriz. Teşekkür ediyorum. Evet. Soru sorabilir miyim? Evet, bitti. Ülkemizdeki bor kaynaklarını da göze alınca bu bordan enerji üretimi konusunda ne düşünüyorsunuz? Ha, şimdi orada tabii bir takım yanlış anlamalar var. Şimdi biraz uzun. Şimdi bordan enerji bir kere üretilmiyor, bir. Öyle bir şey yok. Şimdi bordan sodyum, bor hidrojen depolamak için kullanılabilen bir malzeme. Bu sodyum boru alıp sodyum boro hidrat diye bir malzemeye dönüştürülüyor bu bor. Ondan sonra bu sodyum bora hidratı da alıp ısıttığınız zaman hidrojen çıkıyor. Ondan sonra siz tek o hidrojenden enerji üretiyorsunuz. Sonra o yavru sodyum bor hidrata tekrar hidrojen depolamanız lazım. Bu şekil, bu çok pahalı bir süreç. Hiç ekonomik değil. Bu şekilde üretilen hidrojen inanılmaz derecede pahalı oluyor. Ayrıca bizde çok, dünyanın da belirli bir bor ihtiyacı var zaten. Türkiye'de şu anda onun belirli bir kısmına zaten ihtiyacını karşılıyor. Yaklaşık olarak hani biz yani şu anda daha fazla bor ürünleri üretsek satacak zaten yerimiz yok. Aslında öyle bir durum var. Yani hani bordan enerji üretme falan filan, bunlar sağdan soldan insanların duyup konuştuğu şeyler. Öyle bir durum. Fakat bor üzerine de çalışmalarımız var. Fakat bu çalışmalar bordan enerji üretimi üzerine değil de bordan bir takım değişik yüksek teknoloji alanlarında kullanılabilecek kimyasallar üretmek üzerine. Yani bu alanda aslında çalışmak gerekiyor. Başka? Peki. Biraz zor oldu çevirmem onun için. Kusura bakmayın. Türkçe biraz...